Evet, herkese Sekodu Sakal kanalından selamlar. Bugün benim için güzel bir gün. Çünkü hava güzel, motorumu seviyorum, yollardayım ve çok sevdiğim kişilerle buluşmak üzereyim, her şeyden önemlisi. Onlar sağ olsunlar, alo dediler, haberleşelim, görüşelim. Bu hafta zaten öyle bir planımız vardı ve bugüne denk geldik. Kimlerle beraber olacağız? Tabii ki motosikletli çift Bihter ve Emre ile beraber olacağım. Güzel bir kahvaltı yapalım istedik. Biraz geç kahvaltı olacak. Hafta içi Kemerburgaz Ormanı'nda beraber buluşup bir şeyler yiyelim, içelim istedik. Ayıptır söylemesi ama ayıptır söylemesi deyip de söylüyor olmak ayrı bir ikilem yaratıyor insanda. Buluşacağız. Bihter'in hazırlamış olduğu güzel kahve ve çayla güzel bir kahvaltı. Benim de götüreceğim özellikle istediği çikolatalı açma artı yanında işte böyle hamur işi olabilecek zararlı ne varsa onları alıp şu anda yanlarına doğru gidiyorum. Bayağı motorcu var ya, geçen gördüm ama kamyon da çok var burası. Bilmiyorum hala. Ya burada kamyon trafiği bir türlü bitmedi arkadaş. Niye var? Niye böyle? İlginç. Şimdi bir kenara çekip bir doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum bir bakmak, emin olmak istedim. Umarım sesim iyi geliyordur mikrofondan. Her zaman kulaklar için nasılsın Alişan'ı anlıyorum. Sağ olsun. O mikrofon konusunda yardımcı olmuştu videosunda. Onu da seyretmediyseniz muhakkak seyredin. Motovlog çekerken mikrofon nasıl olmalı konusunda uyarıları vardı. Bence çok başarılı. Şimdi burada bir durayım, bakayım. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Evet, soldan devam edeceğiz. Evet, aksesuarlarımı genelde soranlar oluyor arkadaşlar. Öndeki çanda Trotec çok başarılı. İçine her türlü her şeyimi koyabiliyorum. Şu yoldaki mıcır, kamyonların döktüğü mıcırlar niye temizlenmez? Niye böyle? Ah, ah, güzel bir memleketim benim. Arkadaşlar böyle öngörüye sahip olmazsanız bu aracın çıkışını görmezsiniz. Evet arkadaşlar, şunu söylüyordum. Bu orman yollarında özellikle Kemerburgaz, Göktürk, bu harfiyat kamyonları ne yazık ki moloz taşıyan bu kamyonlar ormanın herhangi bir yerine gidiyor, molozlarını bırakıyor veya artıklarını bırakıyor, neyse. Yani bunun bir kontrolünün olması gerektiğine inanıyorum. Çok da üzülüyorum. Yani inşallah yol üzerinde görmem. Sakallı. Evet, Bihter'in bıcır bıcır konuştuğu yol burası. Genelde Bihter buraya giderken bir videoları var Emre ile Bihter'in. Bihter burada bıcır bıcır konuşuyordu, bir yolu hatırladım. Dün çok mutlu bir günümüzdü ailecek, çünkü Yılmaz Utku oğlum mezuniyet balosuna, nasıl balosu diye, mezuniyet törenine katıldık. Gururlandık. Sonra fotoğrafları şöyle bir bakıyorum. Ya zaman çabuk geçiyor. Ve gerçekten hani bu adam el kadardı. Şimdi lise mezuniyet törenine geldik diyorum. Sonra arkadaşlarıyla falan böyle yan yana görüyorum. Yani bildiğin adam. Artık sınava da girdi geçtiğimiz hafta.
Bakalım hayırlısı, inşallah iyi bir yer kazanır. Hayatında mutlu olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yani sağlıklı olsun, mutlu olsun. Yeter ki, bak tam bahsederken Bahçeşehir Üniversitesi'nin Future neymiş? Kampüsü. Yani denk geldi. Allah inşallah böyle şeyleri denk getirir hep. Allah söyletti derler. Hani iyi bir yer kazansın istiyoruz. Ya bilmiyorum, bütün evlatlarımızın, siz de seyreden yeğenleriniz varsa yeğenlerinizin, kardeşlerinizin iyi bir yer kazanmasını diliyorum. İyi yerlere gelmesini arzu ederim. Çünkü gelecek onlara emanet. Umarım her şey daha da güzel olur. Hepimiz için. Dümdüz ilerleyin dedi. Dümdüz ilerleyelim bakalım. Sağ olsun. Teşekkür ettim. 600 metre sonra hedefim solda. Burası mı ya? Bu dönüş yok diyor. Buradan gideceksin diyor. Bu da dörtleri yakta duruyor. Geçiyorum. U dönüşü yok. Nasıl döneceğiz? İleriden mi? Ormanı seviyorum. Doğayı seviyorum. Bir de ya hep iyi şeyler, ya kötü şeylerden bahsetmek istemiyorum ama nedense hep arka arkaya bu haberleri alıyoruz arkadaşlar. Yani şu orman yangınları yine hortladı. Yine çıktı. Yaz geldi. Ama bunların bilinçli çıkarıldığını düşünüyorum. Solda. Ha. Buradan girelim o zaman. Merhaba. Merhaba. Karşıdan geliş var mı acaba? İyi de burada bir yerde mi beklesem ben? De gölge bir yer yok birader. Heh, şurası iyi. Püfür püfür burası. Evet. Çok sağ ol, tamam. Buraya da şey yaptıracağız, burayı da indireceğiz. Arkadaşlar ya, demin olmadık bir şey oldu, bilmiyorum kayıtta var mı yok mu ama. Bariyeri indirdim, bildiğiniz bariyeri indirmiş bulunuyorum. Yani Bihter, bu konuda konuşalım. Bariyer indirdin mi hiç? Allah'ım ya Rabbim, hatırladıkça sinirlerim bozuk, gülüyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya, yaptığımdan hem utandım hem de böyle bir aptalca bir şey nasıl yapabilirimi düşünüyorum ya. Arkadaşlar demin bir bariyeri girişte, Kemerburgaz Ormanı'nın girişindeki bariyeri indirdim ama yani bununla hani böyle çok lakayt bir şekilde güler vaziyette bahsetmek istemiyorum ama yani yaptığım salaklığa, aptallığa gülüyorum. Ya geçerim geçerim dedim ama geçilmiyormuş.
ne diyeyim, Allah önümüzdeki engelleri kaldırsın. Engelleri aşamıyorsanız benim gibi yapmayın. Hani açılacak engeli izinle açın. Böyle hani bodozlama girerek açmak doğru değil. Benim yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Ne olur, ben utandım şu anda. Yetkililerden de çok çok özür diliyorum. Seyrediyorlarsa kusura bakmasınlar, çok çok özür. Çok anlayışla karşıladılar. Çok efendi insanlar. Hani başkası olsa ne yapıyorsun ya birader bilmem ne der. Hiç öyle bir şey söylemediler. Onlar da farkında, yanlışlıkla yapıldığını onlar da farkında, biliyorlar. Ama benim bunu anlatmam lazımdı. Çünkü gerçekten yapılmaması gereken bir hareketi yaptım. Utanç duyuyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çok anlayışlı karşıladıkları için sağ olsunlar. Gayet böyle seri kanlı, soğukkanlı olayı yani böyle şey yaptılar, ağırdan aldılar. Teşekkür ediyorum yetkililere, sağ olsunlar. Ama bu yapılır mı birader? Allah'ım yarabbim ya. Harbi sakarım ben ya. Bir de benim oğlana kızıyorum bazı şeylerde. Oğlum böyle yapılır mı ya? Dikkat et filan diyorum. Yaptığım harekete bak. O da seyredince şey diyecek. Baba ne oldu? Hayırdır? İşte ha? Yani demek ki genetikmiş bazı şeyler. Bunu anlamış olduk. Çocuklarınıza kızmayın. Çocuklar hata yapabilir. Yanlışlıkla şeyler yapabilir. İstemeden bir şey yapabilir. Yanlışlıkla bak kaç yaşında adam neler yaptı. Ezmem geç. Biter de endişeyle bakıyor bana. Serkan abi bak geçiyorum ha. Yalnız hiç motora bakmadım bile, bir şey var mı diye de plastik bir şey, o yoktur herhalde. İnince bakarım. Güne güzel başladık. Harika bir gün. Gördüğünüz gibi engellilere sığmam, taşarım. İki KTM arası. Yalnız Bihter'in yüzündeki endişeyi göreceksin. Abi geçiyorum ha bak filan diye. Sen bir ara arabanın yanında kaldın ya. Abi bak geçiyorum ha filan diye bakıyorsun. Bunlarda o bariyerlerin sensörü var ya. Hani şuraya kadar iner, baktı bir şey var. Ha şurası bak. Algılayıp geri kalkması lazım. Takip edecek miyim? Takip aldı. Evet arkadaşlar, böyle işte bir kahvaltı yapalım dedik, olanlara bakın. Evet, en sonunda yerimize geldik. Olaylı bir yolculuk sonrası geldik. Şimdi böyle bir sofra hazırlamışlar kardeşlerim. Bakar mısınız? Yani bir şey göstermeyi sevmem ama gösterip geçiyorum hemen. Hemen hızlı. Onlar da tost. Biraz bir şeyler yiyelim, sonra konuşuruz belki. Kafa karıştıralım. Aç nasıl şu an? Açıya baktın mı? Gerek yok. Konuşalım bakarız. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Anlatın bakalım. Kayıtta. Serkan abi atmazsa diye söylüyorum. Belki keser oları, bariyeri yıktı. Onun videosu da gelir. Onu belki keserse diye şu an ara ara ben vereceğim. Bariyeri yıktı. Bariyeri. Ya ben şapkasız yapamam. Şapkamı alacağım. Geliyorum. Konuşun siz bu arada. Ben geliyorum. Valla başlayın, açın. Tamam. Evet. Seko'da Sakal kanalından herkese selam. Biz an itibariyle kanalın hisselerini almış bulunmaktayız. Şu an satışı gerçekleştiriyoruz. Serkan abi evrakları getiriyor. Bunu da ciddiye alıyorlar, biliyor musun? Biz Bihter'le %49-51 dedik ya bir ara. Bir video çektik. Hani espri yaptık böyle. Kanalı bölüşmüşler diye şey oldu, olay oldu. Valla. Öyle bir şey yok aslında. Neyse.
Evet abi, bizim şapkamız evet. Yok ama biz şapkayı özellikle taktım. Şapkasız olmuyor. Olmuyor. Yok. Rahmetli Savaş Ay vardı, hatırlar mısınız? Hı-hı. Savaş Ay da böyle aynen. Şapkayı takardı. A harfi filan öyle olurdu. Aynen. Neyse, merhaba. Abi benzeri de ha. Allah rahmet eylesin. Uzak dur oradan. Gel uzak. sen de çık gel. Oralara koku bırakma. Gel buraya gel. Gel. Evet, açılış yaptın mı? Yok, ben şey yapıyoruz dedim. Açılış sana, sen varken. O zaman Sekodu Saka kanalından herkese selam, saygılar. Bugün geldik, hafta içi bir gün buluşalım mı, yapalım mı, edelim mi? Hemen böyle bir organizasyon. Hep beraber buradayız. Güzel bir kahvaltı yaptık sağ olsun Bihter'le Emre. Emre tostları hazırlamış. Sen şekilden şekile girdi. Gel yanıma gel. Garipten gel korkuyor. Buraya. Gel. İsmi Garip. Tamam, otur. Şşt. Otur bakayım. Otur lan. Köpeğe tek otur, komut vereceksin. Bakayım olmuyor işte. Oturur musun tatlım? Hey. Falan. Canım otur. Now diyor. Sen hiç bak bir şey söyleyeceğim. Alakasız davran o gider. Evet. Bizde de var çünkü bir tane. Nefesi hissediyorsun böyle filan diye sıcak sıcak öyle şey yapıyor. Onu diyordum. Çok güzel tost hazırlamışsın. Aynen. Onları yedik. Sen de çok güzel bir kahvaltı hazırlamışsın. Aynen. Ben de elim boş gelmeyeyim diye ekmekle estağfurullah açmaydı bilmem neydi öyle şeyli geldik. Anlatın bakalım, tur yaptınız, nasıl geçti, neler yaşadınız, en sevdiğiniz an. Siz konuşun, biz de dinleyelim. Zaten uzun sürmeyecek. Buraya gelişimi bir çektim. Arkasından da sordum Emre, Bihter ne yaptınız anlatın diye. Hep beraberken konuşalım. Hep biz bize. Aynen. Al şöyle tutarak. Al şöyle, ben girişi yapayım o zaman. Sonra Bihter'e bırakayım. Biz şu an hala turdayız aslında. Yani bizim YouTube kanalımızı takip edenler varsa aranızda hala neredeyizdir? İzmir'e Bergama'ya geçmişizdir. Evet. İzmir'i de geçmişizdir. Ben söyleyeyim. İzmir'i... Ama senin bunun yayın tarihini hesaplayarak söylüyorum ben. Bu hafta ben. Sonu. Bu hafta hemen sonu. Koyacağım ya. Hemen. Ha, o zaman Bergama'dayız. Bergama, İzmir, rodaj bakımı. Aslında ben 5 dakika önce söyledim bunu size. Tamam, o zaman bir şey demeyeyim. Tamam, okey. Biz yaklaşık bir hafta, 8 günlük, 9 günlük bir tur yaptık. Zaten sen de yakından Instagram'dan takip ettin, konuştuk ettik. Biz İç Anadolu'ya gidecekken bir anda rota Ege'ye döndü hava durumundan dolayı. İç Anadolu dedik planladık sürekli ama işte hayatında... Öyle de sözümüzde dururuz. Hayatında, öyle bir çiftiz yani. Bizim hayatta planımız olduğu kadar hayatında bizim üzerimizde plan oluyor. O da Kazdağları rotası çizmek oldu. Bir günde rotayı çizdik. Ama alternatif yaratmıştınız. Son günlerde işte. Son yani. Hava baktık, hava bozuyor, açmayacak. Hemen ne yapalım, ne edelim derken bir alternatif rota çizdik. Bizim için önemli olan biraz toz toprak olmasıydı işin içinde. Onu da Kaz Dağları ve o dağ yollarından giderek, yani çok Ege'nin güzeldi. Dağlarını gezelim dedik en aslında. En son o videoydu zaten. Baba Dağ'a çıktığınız videoydu. Bir arkadaşta kaldınız. Oradan hareket ettiniz. Baba Dağ'a çıktınız. Aynen. Orada da sticker'ı yapıştırdınız. Aynen. Sarı Kız'ın zirvesine sticker'ımızı yapıştırdık. Ondan sonra bu hafta takip kaçta yayında? Şimdi, belki de önce ya biz oluyor? Her cumartesi saat 13'te yayınlanmış oluyor yeni bölüm. O bölümde yayınlanmış olacak. Yani Kaz Dağları'na, Ege'nin dağları aslında bizim ana konseptimizdi. Ege'nin dağlarına gittik. Kaz Dağları bunun tam noktasıydı. Yani en bizi heyecanlandıran kısmıydı. Ben her noktasında keyif aldım ama Bihter'e bırakayım en çok neyden. Çünkü o daha çok adrenalin yaşadı benden. Ondan sonrasında nereye gittiniz? İzmir'e gidip 1000 kilometre rodaj bakımı yaptırdığınız. Hı. Aynen. Kaz Dağları'na gidene kadar zaten öncesinde Çanakkale'yi gördük. İşte yeni köprüden geçtik. Hı. Orada bir stabilize yol sürüşü yaptık. Çanakkale'de konakladık. Daha sonra Truva'ya uğradık. Truva'dan sonra Assos'a uğradık. Assos'tan sonra Kaz Dağları. Kaz Dağları'nda bir şey, kaldığınız yer çok hoşuma gitti. Bungalovlar. Jipeyda Dağ Evleri diye bir yer. Hmm. Çok güzel bir işletme. Karadenizli bir abla işletiyor, Lütfi abla. Buradan sabahları selam kuymak olsun yapıyor. Çok güzel kuymak yapar. Gidersen abi. Şeye gittiğim kesinlikle. Zaman, yazlığa gittiğimde giderim. Selam da söylerim. Muhakkak kuymağını ye orada. Öyle mi? Efsane diyorsun? Kesinlikle. Sıcakta da yenir mi ya? Yenir ama. Her türlü gider. Her türlü gider. Sen anlat Bihter. Ben anlatayım abi. İşte ondan sonra İzmir'den sonra da yavaş yavaş bu tarafa doğru döndük. Hmm. Zaten bomba olan kısım İzmir'e
kadar olan kısımdı memleketi bence. Aynen. Ondan sonrası biraz artık tur bitiyor mu ya, ne oldu, bitiriyor muyuz gibi hüzün geçiyor. Başladı. Hüzün başlıyor. Hani azıcık daha yavaş mı gitsek falan diye devam ediyor. Kürtçü dükkanı. Evet, aynen. Dönüp öyle. Dönüp dolaşıp gezeceğin yer İstanbul. Aynen. Ama en güzel noktası şey, yani tercih edilen yollar. Hani bana sorarsan bu turda en keyif aldığın şey, tercih ettiğimiz yolların geneli diyebilirim. Yani yol tercihi yaparken biz ana yollardan ziyade dağ yolları mümkünse stabilize. Hani o gidip bir sahil şeridinden İzmir'e inmektense dağlardan, bu işte aynı böyle bir ortamdan gittik sürekli. Çok da yabancı değiliz yani, böyle sürekli bir ağaç silsilesinin içinde ilerledik, sürdük. Ara ara böyle zaten yol genelde bozuk satığı olarak ilerlerken bazen böyle gördüğümüz yoldan çıkma sapma noktalarında stabilizeye de girince ayrı keyif verdi bizim için. Memnun musunuz? Bu arada 890 nasıldı? Deneyimledin. Akıyor değil mi? Üf. Ali abi yapıyor ya bir yer, ayran içiyor. Yapıyor ya böyle. Bir de biz bunları konuşurken sen buradan bir şey açtın. KTM mi işte şey mi gibi böyle muhabbet, espri. Evet. Biz aramızda bunları çok böyle esprileşiyoruz. Aynen. Arkadaşlar yani kalkıp da senin motor şöyle bir, her motorun kendine göre güzel ayrı özellikleri var. Evet, evet. Yani 890'ı ben incelediğimde de videolarda var. Hatta bu videonun bitiminde Serkan Özdemir'le olan videoyu da oraya koyarım. Oradan takip edersiniz, bakarsınız. Yani her geçen gün her motorun özellikleri birbirini aşmış duruma geliyor. Bunlar bir yarış. Bu yarışın, tatlı yarışın şeyine bizler de tanık olmak tabii, için. Tabii. Zevk olan kısmı yollarda olarak bu motorları nasıl kullandığımızı, ne yaptığımızı anlıyoruz. Siz de KTM konusunda hani bu noktada bir şey getirdiniz. Bana göre bir pencere açtınız. Ve ilgiyle takip ediyorum. KTM'in 890'la başlamış ama senin onun öncesinde zaten Bihter'in motoru var, 390. Yani 2 senedir bizimle o motor neredeyse. İşte onu söyleyeceğim. Kanal yokken 390 vardı. Aynen. Buradan devam ediyorsunuz. Gönülle yaptığınız bir iş. Kesinlikle. Bu. Yani kalkıp da işte yok sponsor da bilmem ne, bırakın bunları. Abi, bu evet. Önemli olan şey kısmı, zevk aldığımız, siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bir zevktir. Motor alan da alamayan da şartlar zaten belli. Yani zevkle evet, takip ediyor olmak önemli. Siz de bu konuda çok başarılısınız. Tebrik ediyorum ya. Ayrıca buradasınız diye söylemiyorum. Evet. 890'a zıpladık. 390 ne olacak? 390 deyip geçme. Evet. Abi yani bu sende zaten yakınen biliyorsun. Bindim ben de kullandım. Zaten kullandın. Yani bizim gittiğimiz rotalarda takip edenler bilir. Mesela o Sarıkız zirvede son böyle 2 kilometrelik bir etap var. Ya ben gidiyorum ama arkamda Bihter, ulan geliyor mu acaba diyerek yani. Derken Bihter geçiyor. Bakıyorum Bihter arkadan böyle yardırıyor geliyor. Yani o Bihter'le de alakalı tabii ama motosiklet kabiliyetli. Ama 390'da kendini bu konuda kanıtlamış bir motor olarak görüyorum. Bunu kesinlikle da söyleyeyim yani. Böyle acaba bir buradan geçer mi dediğin anda biraz gaza dokunuyorsun, bir bakmışsın. Geçip ya gitmişsin bizim yani. Yaptığımız rotalar zaten hard enduro olmadığı için. Değil, ya bu motor hard enduro motor değil. Bak 890'la girersin. Riskli yerler yine oluyor. Ama tamamı riskli bir yoldan sürmüyoruz. Tabii tabii, bizim sürdüğümüz genelde hani ama kayma riskin var, takılıp düşme riskin aynen, var. Doğru, var. Doğru. Orta sertlikte bir araziye girdik biz en sert olarak. Çok böyle ciddi bir arazi değildi o Sarıkız'ın son etabı. Ya oraya girer, hani orayı arabalar, binek araçlarla da gidiyorlardı. Burada önemli olan şey, motosiklette o şeyi biraz daha hissediyorsun. Nasıl diyeyim? Yolun bozukluğunu, eğer altındaki motosiklet orası için uygun değilse seni konforsuz ediyor, rahatsız ediyor. Ben de o videoda şey diyorum, hani buraya X-Max'e NC ile gelmeyin diyorum. Geçen bir arkadaş, al işte NC ile geldik diye şey paylaştı. Ya. Amacım o değil aslında orada. Tabii, amacımız tabii. Orada bahsetmemiz yani şey yapmak, dikkat çekmek olarak istediğimiz nokta. Ya bu yola gelmeyin çünkü çok rahatsız eder. Hani biz mesela konforlu sürmeyi tercih eden insanlarız. O yolda biz konforlu sürebildik. Ama NC veya X-Max'i o yolda konforlu süremezsiniz. Sağlam süspansiyon isteyen bir yol aslında. Aynen, yoksa evet, bisiklet de gelir. Her türlü gidersin yani. Mesela biz Erkin'le şey yaptık. Karamürsel üst kısmından. Buradan da Erkin'e selamlar. Deneme tahtası. Erkin'le Karamürsel üzerinden İznik'in tepesinden İznik'e indik. Gece vakti indik. Düşün, gündüz başladık o yolu. Orman yolundan filan. Arkamda Erkin
şeyle geldi, Forza ile geldi. Aynen öyle. Bu arada devamlı arkaya bakmalarındaki neden şu. Burada çok tatlı yaramaz bir fırlama bir köpeğimiz var. Hiç durmuyor ya. Çağırıyorsun da sonra mık mık yapıyorsun Bihter. Tam atacağım onu. Bihter öyledir. Al sen bir şey yapmaz al. Isırıyor gibi yapıyor da ısırmıyor. Aha. Isırmıyor, ısırma değil. Sen Toroslara gideceksin bir de ya. Baksana tipe bak, yaramaz bir tip zaten. Toroslara gideceksin yani, diyor yani. Şimdi Toroslar demişken onu da soralım. Evet, fazla da uzatmaya gerek yok. Günün geri kalan kısmında bir böyle bir parkur şöyle bir dolaşalım diyoruz. Plan ne? Plan ne? Yani aldınız o zehri artık nerede böyle bir devam ettireceksiniz? Var mı? Şimdi şöyle biz Emre ile bir Toroslar tarafına gitmek istiyoruz. Batı tarafına ya da doğu tarafına fark etmez diye düşündük. En mantıklısı bize şu an Batı Toroslar gibi geliyor. Orada biraz sürüp vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Hı-hı. Her zaman tura çıkamıyoruz. Senede 2-3 kez yapabildiğimiz bir olay. Benzin fiyatları da evet, benzin fiyatları, maliyetler, yani motosiklet anlamında da her şeyin fiyatı artmışken daha kötüye gitmeden İstediğimiz şeylerden birini de yapalım diye düşündük açıkçası. Hı-hı. Çünkü ilerleyen süreçte daha da zor imkanlar olabilir. O yüzden bu önümüzdeki iznimizi de Batı Toroslar olarak değerlendirip hani bu Sarı Kız tarafındaki o off-road, hı-hı, sürüşünün verdiği tadı biraz daha dağlarda pekiştirelim istedik. Öyle eğlenceli bir şeyler bizi bekliyor şimdi. Var. Biz yeni çalışmaya başladık rotaya. Az önce Erkin abiden bahsettik. Tekrar teşekkür etmiş olalım ona. Onun Macera kitabı. Rotaları. Yani evet. Direkt kitap. Açtım zaten. Kesinlikle. Orada açtım abi. Batı Toroslar baktım girmiş. Ya çok güzel bir rota çizmiş Karekot orada. Karekot da var işte orada. Karekot da var. Giriyorsun ediyorsun çok başarılı. Aynen okuttuk ettik. O notları falan her şey düşmüş. Gidecek kalacak yere kadar yazmış Erkin abi. Sonra direkt yazdım zaten. Abi ben senin rotandan gideceğim falan. Sağ olsun o da yardımcı oluyor bize. İkinci kitabı da geliyor bu arada. Evet. Yeni onu baskısı da geliyormuş, evet. Gelince şey göreceğiz artık, elimize aldığımız zaman bakacağız kitaba hayırlısıyla. Güzel şeyler bırakıyor. Yani geriye bir anı hatıra olacak. Kesinlikle. Güzel şeyler bırakıyor. Bir de rota da çok başarılı. Onu diyecektin. Abi. Yani evet. Oradan işte yola çıktık. Oradan araştırdık, bir baktık böyle. Hani tek o kitap kaynak oldu yetti diyebiliriz şu an. Hani ekstra olarak tabii o rota ile ilgili bilgileri arayıp birinci ağızdan öğrenebilme imkanımız var. Biz arayıp konuşacağız. Hı hı. Yol durumunu öğrenip işte ona göre hazırlık yapacağız. Çünkü atıyorum lastiklerdir. Lastiklerimizi ona o göre ayarlarız. O tarz şeyleri ayarlamamız lazım. Ne bileyim yanımızda neler götürmeliyiz, hı hı, gibi şeyleri çalışacağız. Ya o kadar da havaya sokmayın ya. Belli götüreceğiniz şey yapacağınız şeyler kamp belli. Kamp yapacağız mı yapmayacağız mı? Aslında yanımıza götüreceğimiz şey belirleyecek olan o. Kamp yapmayacaksak rahat. Ama kamp yapmak ya isteriz. Ya kamp yapın. Çünkü zevk öyle çıkıyor. Ben Batı Toroslara kadar geldiğim uç nokta benim Melikler Yaylası'ydı. Bizim ve arası. Çok da şey, o da Erkin'in yani Toroslar gezimde sağ olsun çok yardımcı oldu. Gece oturduk briefing gibi, şuraya girersin, şöyle yaparsın. Oradan işte şu kadar yol, şu kadar gidersin. Evet. Birebir ilgilendi. Yani ben kitabı karıştırmama gerek kalmadan kaynağından sen zaten şey yaptım. Sağ olsun o yönden de. Gerçekten çok iyi biliyor oraları. Ve şunu söyleyecektim, yani kampı yaparsanız muhakkak bir arada şeyiniz olursa Melikler Yaylası'nda kesinlikle kamp yapın. Yani gece anlatılmaz, sabah kalktığınızda o dağın görüntüsü müthiş güzel. Evet. Tavsiye ederim. Ama Toroslar, hani bir gittik Toroslar yaptık anlamında bitmiyor. Toroslar tamamen evet. Üst tarafından gittiysen diğer kısmından dolaşman gerekiyor. Doğru. Gitmediğin yerler var. Ama Toroslar'ı 3'e veya 4'e bölünebilir yani. Hani kesinlikle. Batı, orta, evet. Doğu'yu 2'ye bölersin bir daha. Ya biz bunun yani biliyorsun hani mesailerimizden dolayı yıllık iznimizde yapıyoruz yani. Ve bir haftalık aslında bir etkinlik var. Bir macera etkinliği, bir uygulamanın geliştirdiği. Aslında bir yarış içerisinde olacağız biz de. Onu bir o zaman anlat. Ben onu o zaman anlatma. Anlatacağım. Hatta bir sürprizimiz olacak. Çok kıymetli biriyle de dağlarda sürüş yapacağız gibi. Yani. Şu an nazar değirmeyelim. Buradan mı duyurdun ilk? Buradan duyurmuş olalım. Bir şampiyonla sürebiliriz oralarda. O da bizim için ayrı bir onur, gurur kaynağı olur. Ben anladım söyleme. Sen anladın. Yorumlara bekleriz. Evet, kim acaba? Yazın bakalım. Kim acaba? Ben oradan belki söylerim. Yine söylemem. Aynen. Bakalım. Öyle bir planımız var. Umuyoruz. Yani isteyen herkes şu zor şartlarda imkan dahilinde yola çıkabilir. Yani biz imkanımız dahilinde bunu
Yani çok diyorlar bize, iki motor siz zaten zengin misiniz kardeş? Zengin değiliz abi bence. Sen zaten ya, biliyorsun. Bu şeyle alakalı. Gönülle yapıyorsun. Gönülle alakalı. Evet, tepkiliyiz. Biz de 30 lira verip bir o kadar kilometre gidilir mi diyoruz ama yani bu sefer şey devreye geçiyor. Bu sefer ya daha kötü olursa ya bir daha imkanımız olmazsa. Ya bu fedakarlıkla alakalı bu biraz. Bu motosikletin alım gücüyle ekonomik koşullarla evet bir sekteye uğradık. Hatta A2 tekeri bu A2 sayısında ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Hı hı. Onu lütfen okuyun. Dijital ortamdan da indirebiliyorsunuz. Dergilik diye bir şey var. Ve gönülle çıkan bir dergi çıkartıyoruz. Ahmet sayesinde biz kullanıcılar da oraya yazı yazarak böyle bir platform imkan buluyoruz. Sağ olsun Ahmet de. Şunu söyleyebilirim. Evet, şartlar gerçekten zorlaştı. Motor almak zorlaştı. Alsan da nasıl kullanırım? Benzin masrafları arttı. Motor yani işletmek. Evet. Acayip. Yani bu konuda söyleyecek çok şey var ama boğazım düğümleniyor. Bugünkü evet, engeller gibi bazı engelleri fırlatıp atasım geliyor. Bariyeri indirme. İnşallah. Tam olarak hissettiğimiz o. Yani o benim içimdeki duygu böyle çıktı. Arkadaşlar ben videoyu ayar olursa... Abi sensörü bozuk onun. Sensörü tabii tabii bozuk. Yoksa benimle alakası yok. Yani tabii, olayın çok dikkatli bir adım. Neyse, sıkmayalım insanları. Bihter gaza getirdi beni. Ben gerçeği söyleyeyim mi? Bihter gaza getirdi. Fırladı, bekledi. Seni bekleyince tek tek geçildiğini ben bilmiyorum. Kafayı bir çevirdim. Öne doğru giden mi böyle şey? O bariyer turnike neyse. Ben Emre geçsin diye bekledim. Kapandı. Açıldı. Açılır açılmaz geçtim. Ben aklıma geldi aslında. Suç bende. Evet, bağlayalım. Hani fazla da günü harcamayalım. Ne diyorsunuz? Ben size bırakayım lafı. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, az önce kötü bir yere bağladım aslında bağlarken, orayı unutalım. Sürebildiğiniz kadar sürün. Biz evdeyken evet ya sürülmez diyorsun ama dışarı çıkıp o motorun üstüne bindiğinde işler çok farklı oluyor. Çok farklı hissediyorsun. Evet. İmkan dahilinde herkese. İlk an zaten otoparktan çıkarken motorun üstünde bir tepinmeye başlıyor insan. Aynen öyle. Tam olarak öyle yani. En güzel zaman o değil mi? Evet. Yani en güzel zaman. Yola çıkarken evet, ilk böyle tık diye birinci vitesi attığın an. Oh evet, be diyorsun orada. Tabii eve gelince o benzin olan ne almışım ben diye bakarsın ama bırakın, yine ne yapacak bir şey yok. Yani burada yaşıyorsak bunu kabul edin. Yapacak bir şey yok yani. Yani kabul sonuç olarak evden bir şekilde bazı şartlara da katlanarak da olsa evden çıkıp şöyle bir Toroslar deyince çok basit oluyor ama odağın ortasında olmak şu an. O doğayla iç içe olmak. Onu o kampı, ateşi yani yakmak. O bozuk yollarda engelleri aşmak, bariyer kırmadan. Bence başka olacaktır. İnşallah. Yani çok yani heyecanı şimdiden geliyor. Hı-hı. Bir ormana gitmek bile çok güzel bugün yaptığımız gibi. Yolda olmak, yollarda olmak her şeye rağmen bence çok güzel. O zaman sen kafayı her zamanki gibi. Seni yolda görecek miyiz abi? Ah. Direkt bu sene açılışı erken yapamadım. Hı-hı. Ama kısa yerler yaptım bu arada. Yaptığım kısa yerlerden bir tanesi de işte Bursa bir gittim geldim. Arabayla anca bir Bodrum yaptım. O sıcakta da oraya o motorla gitmek istemedim. Mali açıdan da bir çökertme olurdu bana. Evet. Ama Elazığ var. O da sürpriz bir tur olacak. Ama nasıl olacak? Biraz sponsor benim, farklı yönden bir sponsorum olacak. Bir arkadaşım sayesinde kalacak edecek yerler filan. Süper. Ona da çıkmayı planlıyorum. Onu da Eylül gibi. Yani Eylül'de bir yol gözüküyor. Evet. Güzel şeylerle döneceğim. Fotoğraflar, videolar olacak. Konu biraz motor olacak ama motorla bağlantılı gittiğim yerdeki etkinlikle alakalı bir şey olacak. Bekliyoruz. Takipte kalın. Eğer siz de takipteyseniz hemen bu videoyu beğenip çanları açıp hemen takip ediyorsunuz. Hala abone değilseniz. Abone olun ya gerçekten. O bir butona basıyorsunuz. O motivasyon oluyor bizlere. Evet. Basın oraya. Sağ altta böyle buton. Öyleyse ne diyoruz? Motosikletle kalın. Sekoda sakalla kalın. Yollarda kalın. Hoşça kalın. Güle güle.